Bunu hemen yakarım Elvis. İşte. Bu mangal beni hiç ısıtmıyor Sam. Çünkü daha yanmadı Elvis. Sam yangın söndürmekte iyi ama yakmayı o kadar beceremiyor. Hayır. Ama seni nasıl ısıtacağımı biliyorum Elvis. Biraz itfaiyeci sporuyla. İtfaiyeci sporu mu? Bunun pek hoşuma gideceğini sanmıyorum ama. Şurayı da yıka Norman. İşte ancak bu kadar yapabiliyorum. Tamam o zaman. Dışarı asalım da kurusun. Merak etme Norman. Az sonra tertemiz olur. Hala çalışmıyor. Bir dakika. Evet, sanırım hallettim. Oh, evet işte. Hayır, yine gitti. Jeneratörü kontrol etmem gerekiyor. Oh. Hop. Bu da ne böyle? Crittington, yine ne yapıyorsun böyle? Isınmaya çalışıyorum efendim. Elvis'e yeni bulduğum itfaiyeci spor programını uygulatıyordum efendim. Ha, bu harika bir fikir itfaiyeci Morris. Devam et Crittington. Hadi Elvis, dizler yukarı. Hop, hop, hop. Kurumuş mu Norman? Kurumak mı? Kaykayım kadar sert olmuş. Ne yapacağım ben? Annemin en sevdiği atkısı donup kas katı olmuş. Ne yapacağım? Önce eritip sonra da kurutman gerek Norman. Ah, haklısın Mandy. Nerede yapacağımı biliyorum. Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? Tabii ki Mandy. Bu ısı bütün buzu eritip atkıyı kurutacak. Hadi gidip kartopu oynayalım. Ateş yanıyor mu Sam? Biraz alev aldı efendim. Sanırım yanmak üzere. Ah, şimdi onu şöyle güzelce bir üflemen gerekiyor. Bu ateşi körükleyip hemen yakacaktır. Bak şimdi. O kadar da iyi olmadı efendim. Evet, pekala. Üflediğim yer biraz o sanki oldu. Evet, sen çalışmaya devam etsem. Bir, iki, üç, çek! İşe yarayacağını hiç sanmıyorum efendim. Haklı olabilirsin. Çekip çıkaramıyorsak geriye tek bir seçenek kalıyor. Platformu hemen kesmemiz gerekiyor. Oh, hayır! Ne tarafa gitti? Tarlanın karşısına, şu tarafa. Onu tutmaya çalıştım Sam. Merak etme Norman, artık ben buradayım. İmdat! Sakin ol Sera. Merdiven getireceğim. Bağırma sesleri duydum, sorun ne? Buradayım, imdat! Merdiveni boş ver, daha iyi bir fikrim var benim. Yardım edebilir miyim sen? Bunun diğer ucunu tut Muz. Ama sıkı tut. Tamam Sera, şimdi ellerinle tutunup kendini sarkıt lütfen. Şimdi düşerken sırt üstü düşmeye çalış, tamam mı? Evet. Artık atlayabilirsin. Vay canına, bu eğlenceli görünüyor. Hayır efendim, lütfen. Kenara çekil Crittington. Durun, siz güzel kamyonuma ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Jüpiter sıkıştı ve Chef Boyce platformu kesmek istiyor. Ne? Buna hiç gerek yok. Senin daha iyi bir fikrin mi var? Aslında var. Neden lastikleri indirmiyorsunuz ki? Araç alçalırsa onu çıkarabilirsiniz. Değil mi? Bu fikir işe yarayabilir, değil. Burada neler oluyor efendim? Bu benim hatamdı Sam. Platformu düzgün kilitlememişim. Benden beklenmeyen bir hata. Belki kendime bir gözlük almam gerekiyor. Ama memur Steel tam bir kahramandı. Harika bir plan yaptı. Öyle değil mi efendim? Şey ya, hala bir iki numara çeviremeyecek kadar yaşlı değilim sanırım. Sırtınız nasıl?
İyi misiniz efendim? Ha? Aa, bak, dimdik duruyorum ve sırtım da gayet iyi durumda. O zaman işe dönmek ister misiniz? Oo, kesinlikle. Tabii Şef Boyce da sakınca görmüyorsa. Evet. Elbette. İstasyon yine memur stilin becerikli ellerine emanet olacak. Hoşça kal yaşlı dostum. Yaşlı dostum. Remington, sırıtıp durma orada. Şu kamyonu çıkar ve lastikleri de tekrar şişir. Ha, geri dönmeniz bir harika efendim. Geri dönmek gel. Hay aksi, bir türlü çıkmıyor. Aa, Elvis, kimse fark etmez. Gözlerime inanamıyorum. Jüpiter'deki korkunç çizik de nedir böyle? Anahtarlarımla çarptım efendim. Yanlışlıkla oldu. Çıkarmaya çalışıyorum. Yeni buharlı tren gibi kusursuz olmasını istiyorum da. Bir şey olmaz Critlington. Jüpiter bir itfaiye kamyonu. Eski görev yaraları olabilir tabii. Sanırım hepiniz benimle birlikte Pontypandy'nin yepyeni buharlı trenini alkışlarsınız. Oo, hayır. Merak etme Jüpiter. Sen de pırıl pırıl ve güzel görüneceksin. Biraz boya her şeyi çözer. Oo, hayır! Jüpiter, yanlışlıkla sarı boya kullandım. Olamaz, şimdi de lekeli oldun. İşte oldu tertemiz. Süslemeler nasıl gidiyor? Bitmek üzere dedi. Harika. İlk yolcular az sonra burada olur. Çok güzel ve sefere hazır durumda. Olamaz. Şu bayraklar düştü Sera. Dedeme söyleyeyim. Hayır, biz yapabiliriz. Sen merdiveni tut. Yetişemiyorum. Daha yükseğe çıkmam gerekiyor. Oh. Aa, dikkat et James. James! Gel bakalım James. Özür dilerim dedi. Senden yardım istemeliydim. Üzülme James. Sen burada dur, ben düzeltirim. Çok özür dilerim Jüpiter. Pontypandy'nin harika yepyeni aracı. Evet, işte bu. Harikanın yeterli olduğunu sanmıyorum Sam. Şahane desen nasıl olur ha? Ya da göz kamaştırıcı. Hayır. Buldum. Muhteşem, görkemli. Evet. Teşekkür ederim ama bunlar benim için fazla süslü kelimeler efendim. Anlamlarını bile bilmiyorum. Ama sen onları dinleme Jüpiter. Sam, konuşmanı başka bir yerde çalışamaz mısın acaba? Jüpiter'in seni duyamayacağı bir yerde. Affedersin Elvis, elbette ama eminim Jüpiter bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyordur, değil mi? Bunu çıkaracağım Jüpiter, sen merak etme. İşte geliyorlar. Söylediğin gibi duman alarmı da taktırdım Sam. Harika. Şimdi çalışıyor mu diye bir test edelim. Bence gayet iyi. Güvenlik denetiminden geçtin Mike. Tebrikler. Harika. Harika. Su ısıtıcıyı açayım da kutlamak için birer fincan çay içelim, olur mu? Harika. Anlayacak mı acaba? Critlington! Neden orada oturuyorsun? Neler oluyor? Çayım nerede kaldı benim? İşte burada efendim. Neden o sandalyeye yapışıp kaldın Critlington? Değerli kupanızı tamir etmek istemiştim ama çok fazla yapıştırıcı kullanmış olmalıyım. Ne yaptın böyle? Seni çekip kurtarmam gerekiyor. Hazır mısın? İşe yaramıyor. Kıpırdamadı bile. Ne? Bu sandalyenin arkasında da yapışkan varmış. Şimdi ben de yapıştım. İnanamıyorum. Bu çok heyecan verici. O kadar da değil aslında. Ben bir sürü trene bindim. Biz oldukça sabırsızlanıyoruz, öyle değil mi Mandy? Evet anne. Bak, Bay Griffin geliyor.
Herkes binsin bakalım. Norman sen de. Gel Nipper, ben dönene kadar bahçede bekle lütfen. Çay batarım, içeride unuttum. Frenleri çektim, hemen dönerim. Ses de ne böyle? Oh, olamaz. Dur. Daha çabuk Clinton. Acil yardım çağrısının sesini duyuyorum. Ofise gitmemiz gerek. Parmağım olamaz. Öylece oturup durma Clinton. Yırtı boku hadi şunu. Olamaz. Ne var? Ne olmuş? Tren istasyonundan Garrett. Pontypandy yıldızının tek başına hareket ettiğini ve içinde yolcu olduğunu yazmış. Mikrofona! Çabuk onu önüme doğru it. Sam, Tom, çok ciddi bir kaçak tren vakası var. Derhal istasyonda buluşalım. Evet, tekrar ediyorum, derhal. Sam! Kayışı indiriyorum Sam. Olamaz. Üzgünüm çocuklar ama geç oluyor. Sanırım artık eve gitmeliyiz. Lütfen anne. Biraz daha bekleyemez miyiz? Lütfen. Evet, zamanımız kalmadı. Herkesi eve göndermek zorundayım. Bayanlar ve bayılar, çok üzgünüm ama Elvis bu akşam gelemedi. Bu yüzden maalesef... Maalesef gecenin programında bir değişiklik oldu. Size ben şarkı söyleyeceğim. Siz mi? Evet, ben. Ne de olsa itfaiyeciler toplumun ihtiyacı olduğunda köre ve koşmaya hep hazır olmalıdır. Hazır mısın? Elbette. Gitarım ve ben her zaman hazırız. İtfaiyede dans ediyoruz. Biz bu anı çok seviyoruz. Açın yolu, geliyoruz. Günün kahramanı oluyoruz. Evet Mike, sağ salim kurtuldun. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalısınız, tamam mı çocuklar? Kurtulduğuna çok sevindim Mike. Ama konseri kaçırdığım için biraz üzgünüm. Artık gitsem bile o büyük çıkışımı yapamayacağım ki. Tom. Evet Sam. Konsere gitmeye ne dersin peki? İtfaiyede dans ediyoruz. Evet evet dans ediyoruz. İtfaiyede dans ediyoruz. Dans edip şarkı söylüyoruz. Keşke Clinton bunu görebilseydi. Bakın, bu Elvis. Ah, süper kahraman gibi. Bu gördüğüm en güzel konser. Harika. Evet, haklısın. Evet, bravo Elvis. Evet, evet. Bizim işimiz hayat kurtarma. Sam'le beni arayın zor durumda. İtfaiyeci. 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 İtfaiyeci Sam tam kahraman. Çağrılara koşar oradan buradan. Sam, Sam, Sam kahraman. Yaşasın. Harika. Kadar kaldığımız için teşekkür ederiz anne. Bu izlediğim en iyi konser. Oo, emin misin? Ne gördün? Hadi her şeyi bana anlat. Suda çalkantılar gördüm. Büyük sular fışkırtan
çalkantılar. Sonra da siyah bir kuyruk çıktı. Sonra tuhaf bir gürleme sesi duydum. Bu harika. Ben hiç değil. Galiba Pontypenty canavarı geri döndü. İnsanlar bunu bilmek isteyeceklerdir. Bronwy, Sarah Pontypenty canavarını gördü. Charlie, Sarah Pontypenty canavarını görmüş. Anne, Sarah Pontypenty canavarını görmüş. Dağ gölünün içinde. Canavar diye bir şey yok, öyle değil mi Deniz? Alo, Pontypenty canavarının geri döndüğünü duydun mu? Ne dedin sen? Pontypenty canavarı geri mi döndü? Gölde mi? Şimdi orası ziyaretçiyle dolup taşar. Sanırım bir risk kontrolü yapmak gerekiyor. Ben giderim. Ben giderim. Tamam Clintington, ama unutma. Bu resmi bir iştir. İyi misin Penny? Evet Sam, ama takım geliştirme bitince daha iyi olacağım. Herkes bilsin. Beni bekleyin, beni bekleyin. O canavarı görmek istiyorum. Yani itfaiye teşkilatının resmi görevlisi olarak tabii ki. Hala sağlam olmadı. Daha çok odun gerekecek. İşe yaradı. Planım işe yaradı. Herkesten önce göreceğime eminim. Dede, yine mi yolcu almaya gidiyorsun yoksa? Evet öyle Sarah. Bu ne harika bir gün böyle. Yakında dönerim. Güle güle dedeciğim. Canavar neye benziyordu? Büyük sivri dişleri var mıydı? Nerede gördün onu? Şuradaydı. Nerede? İşte şurada. Evet işte, bakın orada. Hey, siz nereye gidiyorsunuz böyle? Durun bir dakika. Durun. Daha işi bitmedi. İskelenin tamiratı bitmedi. Böyle. İnanamıyorum. Tam da canavara doğru. Bu da ne böyle? Şunu duydunuz mu? Canavar tam altımızda olmalı. Trevor. Dikkat et. Sarah, canavarın sesi bunun gibi bir şey miydi? Ben baba. Gördün mü Sarah, çok korktu. Canavarın sesini tanıyor. James! Hayır. Merkezin içine bir telsiz var. Onu al ve hemen itfaiyeci Sam'i ara. Tamam millet, sakin olmaya çalışın. İtfaiyeci Sam az sonra burada olacak. Pontypenty canavarının olduğu gölde mahsur kalanlar varmış. Bir grup Pontypenty vatandaşı suda bir canavar dolaşırken gölün ortasında kalmış. Şey olması gerekiyordu. Boş verin, sıkışmış. Çıkarın beni! Deliz, uyan. Şunu kokla. Konfetileri atsam mı acaba, ne dersin? Duman kokusu geliyor. Bana da. Olamaz. Yağın altını kapatmayı unutmuşum. Hemen dışarı çıkın. Çabuk olun, dışarı çıkın. Pastayı bırakın. İtfaiyeci Sam'i arayacağım. Neler oluyor? Olamaz. Norman'ın pastada kaldı. Merak etme Deliz. Pastayı iterek çıkartacağım. Bu çok büyükmüş. Tamam. Şimdi birinin ayağı yarım kova midyenin içinden nasıl çıkarılır bunu göstereceğiz. Hazır mısın Norris? Tabii ki hazırım. Harika. Ben bunu çıkaramıyorum. Yardım edin. Fish Cafe'de yangın çıkmış ve Norman Price dev bir pastanın içinde kalmış. Fish Cafe'de yangın çıkmış ve Norman Price dev bir pastanın içinde kalmış. Norman'ım, zavallı Norman'ım benim. Mike hala orada ve Norman'ı çıkarmaya çalışıyor. Herkes geri çekilsin. Bu işe yaramıyor. Onu çıkartamıyorum. Geri çekil Mike. Ben yaparım. Sürpriz! Vay
canına. Hadi Norman, seni buradan çıkaralım. Sen 1 milyonuncu müşteri sen misin? Yaşasın! Benim küçük Norman'ım. Ah, fritöz nasıl da aklımdan çıkmış anlamıyorum. Sam ve Penny. Çok cesursunuz. Mike da öyle. Norman'ı pastadan çıkarmak için elinden geleni yaptı. Herkes iyi mi? Evet efendim. Ama itfaiyeci Morris'in sıra dışı kurtarmasını kaçırdınız tabii ki. Öyle mi? Norman Price'ı dev bir pastadan kurtardım. Bundan iyisini bulamayız sanırım, değil mi efendim? Peki itfaiye müdürünün ayağını yarım kova midyeden kurtarmaya ne dersiniz? Bu olabilir. Şimdi kıpırdamayın.